Selamünaleyküm kardeşlerim. Şimdi bu Haluk Tatar denen vatandaş YouTube'da kadına şiddet ve tecavüz ve cinayetlerle alakalı geçtiğimiz günlerde farkındalık olsun diye bir video yaptı. Biz yapmış olduğu bu videoda değindiği meselelerle hiçbir şekilde karşı çıkmadık. Sadece karşı çıktığımız tek bir nokta oldu. O da videosunda beni sapıkmışım gibi lanse ederek Allah Celle Celaluhu'nun cennet hayatı ve hurilerle alakalı ayetlerini okuduğum Nebe suresi 33. ayet-i kerimede bir kısmını takipçilerine izleterek bu sapık ruhlu insanlar cenneti adeta pornografik bir yermiş gibi anlatıyorlar diyerek önce kitlesine beni hedef gösterdi ve kadınları bir malmış gibi gördüğümü beyan etti. Şimdi burada bir keselim. Bizler sohbetlerimizde özellikle kadınlarla alakalı sohbetlerimizde İslam dininin kadına ne denli önem verdiğini daima dile getirdik. Sizler de buna şahitsiniz. Kadınlarla alakalı sohbetlerimizi dinleyerek bu görüşlerimi bizzat kendiniz izleyip gerçek düşüncemiz nedir, ne değildir anlayabilirsiniz. Beni hedef gösterdiği bu videoda ise ben sadece cumhur ulemanın yani büyük çoğunlukla İslam alimlerinin kabul ettiği o meale sohbetimde yer vermiştim. O sohbetim de hala kanalımda mevcuttur. İzleyebilirsiniz kardeşlerim. Linkinde zaten açıklamaya ekleyeceğim. Şimdi dileyenler Nebe suresi 33. ayet yazıp kuranmeali.com sitesinde çıkan 35 meale bakabilir. Bu ayet-i kerimenin meallerini okuyabilirler. Orada fazlasıyla mevcut meal bulacaksınız zaten. Ve bu meallerin 22 adeti yine benim verdiğim meal gibi aynı o şekilde göreceksiniz. Şimdi soruyorum kardeşlerim size. Allah için bir cevap verin. Ben Allah Celle Celaluhu'nun bu ayetini okudum diye bunun meal açıkladım diye pedofilici mi oldum? Dolayısıyla o videoda sapık o insan diyerek benim videomu açması ve beni bu gibi kadına şiddet, tecavüz ve cinayetlere teşvik eden biriymişim gibi yorumunu da katarak takipçilerine izletmesi bana açıkça aleni olarak yapılan bir saldırı değil midir? Allah için konuşmak lazım. Haberleri okurken ve bazı kadına şiddet görüntülerini gösterirken bir anda beni bu gibi eylemlere teşvik ediyormuşum gibi göstermesi haddini aşanın açıkça bir delildir kıymetli kardeşlerim. Ben de benden izinsiz bir şekilde benim videomu rızam olmadan ve rızamın olmayacağı bir şekilde kullanarak kitlesine alenen beni hedef gösterip karaladığı o videoya haklı ve hakkım olarak telif attım. Bundan da Allah için gram pişmanlık duymuyorum kardeşlerim. Beni ve benimle alakalı olan kısmı silip yayınlamasından da sakınca görmüyorum. Bedavadan duyar kasmasına gerek yok. YouTube'da topluluklar sekmesi diye bir şey var kardeşlerim. Bana attığı iftira kısmını silsin, yeniden yüklesin. Sıkıntı yok. Yani biz kadına karşı yapılan şiddetli yanlışı olmadık. Olmayız da. Ama bu mesele üzerinden duyar kasıp ve benim bir de üstüne hedef göstermesi ipleri kopardı kardeşlerim. Kim olsa, benim yerimde kim olsa kardeşim aynısı yapardı. Buradan sizlerden de empati kurmanızı rica ediyorum kardeşlerim. Siz olsaydınız böyle bir meselenin içinde kendinizin hedef gösterilmesini ister miydiniz? Ya şimdi açık açık ben orada hedef gösteriyorum kardeşim. Hem de öyle biri olmadığım halde. Bunu herkes biliyor. Böyle bir videonun yayınlanmasını ister miydiniz? Ya da müsaade eder miydiniz? Kendisi dürüst ve ahlaklı bir şekilde yayın yaptı da biz buna karşı mı çıktık? Asla. Hayır. Kendisi dürüst ve ahlaklı bir şekilde videoyu yapıyormuş gibi göründü ve 1 milyon takipçisine beni hedef gösterip linç kampanyası başlattı. Açık açık, açık açık hem de. Bununla da kalmadı. Instagram'da benim görsellerimi ve storylerimi paylaşarak profilimi şikayet etmelerini, spamlamalarını ve beni açıkça pedofilci yani çocuk tecavüzcüsü, çocuk sapıkçısı olduğumu göstererek iftira attı. Takipçilerine beni hedef göstererek küfür ettirdi. Anamı avradımı küfür ettirdiler. Kendisi de bizi savunan takipçilerimize küfür etti. Hepsi belgeler elimizde yani. Hem kendisinin attığı storylerde benim bana yaptığı hakaretler, iftiralar, takipçilerin ettiği küfürlerde hepsi belgelendi kardeşim. Bir diğer mesele ise bu olayın hemen akabinde bir canlı yayın açacağını belirtti ama telif veririz diye o kısım yayınlamadı. Ama o yayında diyor ki Pınar Gültekin cinayetle alakalı tepki gösterdiğim videomu yayından malzeme edip takipçilerine izleterek konuştuğum kısımları kendi çıkarına uygun bir şekilde kırparak aynen kırpmış. Sanki ben kadınların giyimini eleştiriyormuşum gibi kadınlar açık giyindiği için şiddet, cinayetlere bu sebeplerden oluyormuş gibi lanse edip sohbetlerimizi cımbızlayarak takipçilerine yayında izletiyor ve bu videomuzu izletirken de çok cince bir şey yapıyor, araya fitne sokuyor ve Pınar Gültekin'e laf sokuyor kelimesini kullanıyor. Bak ben sanki öyle söylüyormuşum gibi o cımbızlamış oraları. Ve Pınar Gültekin adına yaptığım iki videom vardır. O videolarda açıklamaları ve kartlar kısmını ekleyeceğim. İyi izleyin. Allah için iyi izleyin. Dediğimi bak dediği gibi mi yapıyorum? İzleyin ve öyle karar verin kardeşlerim.
Peki ya ben o cümlenin sonunda ne diyorum? Hiç haberiniz var mı? Yok. Biz bir video yayınladık. Videonun altına bazı takva ehli kardeşler, ya sen de böyle konuşuyorsun da hocam o kız da bilmem şöyleymiş de, o kız da bilmem böyleymiş de, saydılar. Bir tane kardeş de diyor ki, siz diyor bu dislike var ya YouTube'da Dislike almaktan korkup böyle şeyleri konuşmaktan geri kalmayın diyor bana diyor. Dediği adam da tam adamı yani. Arkadaşım bak şimdi tane tane anlatıyorum. Buradan da o kafada olan arkadaşım varsa Allah razı olsun görüyorum kardeşim. Bakın ortada bir can var. Ortada bir ölüm var. Kim olursa olsun. Orada ölen senin bacın, senin teyzenin kızı, senin dayının kızı, senin eşin, senin çocuğun olabilirdi. Sen eşine, çoluğuna, çocuğuna, akrabana böyle bir şey yapılsa aynı tepkiyi verir miydin kardeşim? Onun diyor ben anasını diyor nokta 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 diyor değil mi? Onu diyor ben ne yaparım diyor. Sen kendine yapılmasını istemediğin şeyi neden başkasına istiyorsun mübarek adam? He? Bana takva pozları atıyorsunuz oradan. Vallahi bizim millet çok takva. Bazen böyle hani YouTube'da yorumlara falan bakıyorum. Instagram'da da çok özellikle. Böyle bir takva ehli kardeşler var bize. Of aman ya Rabbi ya. Hocam diyor senin şalvarın diyor kaç pil... Ne deniyor ona? Kaç pileli diyor. Yani kaç pileyse ona göre bana takva biçecek. 7 Oo hocam tamam evliyasın. Tabii. Bir tane hocam in aşağıya. Tabii bizde böyle adamlar. Yani şalvarın pilesine göre takva biçen kardeşlerimiz var bizim memlekette maalesef. Her neyse konuya dönüyorum kardeşim. Burada öldürülen bir can var kardeşim. Ne olursa olsun o kız kardeşimiz eğer kötü bir iş üzere öldürülse de kardeşim biz buna kötü konuşamayız. Sonuçta öldürülmüş. İslam'da bunun yeri yok. Ne olur biliyor musun kardeşim? Evliyse rejim edilir. Bekarsa 80 sopa atılır. Ama 4 tane de şahit lazım. Ama bunu İslam mahkemesi yapar. İslam mahkemesi mesela oldu kardeşim Allah muhafaza. Yakın birine hani isimlendirmeyeyim. Çok yakınına bir tanıdığın hanıma tecavüz edildi. Öldürüldü. Bunun cezasını sen kesemiyorsun. Hemen İslam mahkemesi kuruluyor. İslam mahkemesi anında cezasını kesiyor. O kişi öldürülüyor. İslam mahkemesi bu. He? Sen ne diyorsun abi? O kız söylemiş de o kız böylemiş de. Ya arkadaşım sen işte o kızın bilmem sevgilisiymiş de yok o kız çıplakmış da. Ben bana diyor ki hani çıplaklıkla alakalı o kızın diyor çıplaklığını niye konuşmuyorsun diyor bana. Ya arkadaşım anlamıyor musun? Kız ölmüş gitmiş ya kız Allah Allah. Ben ölmüş kızın arkasından mı konuşacağım ne olursa olsun. Hani sanki benim burada hiç kızların nasıl giymesiyle alakalı, erkeklerin nasıl giymesiyle alakalı burada sanki hiç sohbetim yok benim ya. Allah razı olsun size soruyorum ya. Ya ben burada bas bağırmıyorum kardeşim. Burada diyorum ya arkadaşım diyorum çıplak gezmiyorum diyorum. Erkeklere bile kızıyorum ben ya. Ben buradaki kardeşlerime benim 30 yıllık 35 senelik arkadaşlarım var. O kot pantolonu giymeye utanmıyor musun diyorum ya. Erkeğe diyorum bunu. Erkeğe bunu diyen kıza ne der arkadaşım? Ben bunu burada söylemiyorum. Ben ne diyorum burada? Sürekli söylüyorum bir daha söylüyorum kardeşim. Bir kız, bir kadın her neyse evden süslenerek, parfüm sıkarak çıkarsa gideceği yere kadar kaç kilometre giderse gitsin. Mesela 1 kilometre gitti. 1000 tane erkek o kızı görüp şehvetlenirse o kız onların hepsiyle zina etmiş gibi günaha giriyor. Ben bunu burada söylemiyorum abi. Aslında kaç kere söyledim ben bunu? Hatırlamıyorum. Bak hatırlamıyor bile düşün yani. Ağzım hatırlamıyor. Yani. Ben burada sanki kızların nasıl giymesiyle alakalı, çıplak giyinmemeliyle alakalı, edepli olmalıyla alakalı hiçbir şey söylememişim gibi. Bana yok sen işte o kız söylemiş de sevgilisini, ya aldan, yok karısını aldatmış, adam evliymiş de sen niye böyle konuşuyorsun? Bak bir daha söylüyorum kardeşim. Ne olursa olsun. Yani neredeyse şunu diyecekler. İyi ki de ölmüş diyecekler. Bak iyi ki de ölmüş diyecekler kardeşim. Bizim buna hakkımız yok. Öldüremezsin. Yapamazsın. Yapamazsın kardeşim ya. Ne olursa olsun. İster eski sevgilin olsun, ister eski karın olsun, ister beraber olduğun karın olsun. Yapamazsın. Haram, yasak. Bir Müslüman öldüren bütün Müslümanları öldürmüş gibi günaha giriyor. Cehennemin dibine giriyor. Ben bunu söylemeyeceğim. Ne yapacağım abi beyefendinin keyfi için? Arkadaşlar böyle bir cinayet olmuş. Kız da öyle giyinmeseydi kardeşim ya Allah Allah. Adam bir de evliymiş ha biliyor musunuz? Bak gerçekten bunu istediler bugün. Benden böyle bir sohbet bekledi o arkadaşlar. Ama yapmayacağım. Dediği gibi mi yapıyorum? İzin ve öyle karar verin kardeşim. Peki ya ben o cümlenin sonunda ne diyorum? Hiç haberiniz var mı? Yok. Çünkü tam o kısma geldiği zaman Haluk Tatar denen sözde yazar orayı durduruyor. Bak tam o kısma geçiyor durduruyor. Çünkü devamına gelse her şey ortaya çıkacak. Üyelere özel yayına geçiyor. Kendi üyelerine paralı yayına geçiyor. Yani iftira ve karalamasını yapıp işin içinden haklı gibi görünüp sıyrılmaya çalışıyor. Ben onu izlettiği kısımdan sonrasında aynen şöyle söylüyorum. Aynen dediğimi söylüyorum.
takipçilerimizin beklentisi bizden bunları söylememizdi diyorum. Yani kadınlar açık giyindiği için kadın cinayetleri de bu sebepten oluyormuş demeliymişim. Takipçilerimizden böyle beklenti içinde olanlar var dedim. Kullandığım cümle tam olarak buydu. Ama ben dedim, ben onların dediğini yapmayacağım dedim. Ama o ne yapıyor? Benim bu videomu alıp o kısma kadar izletiyor. Yani benim bu kendim düşüncemmiş gibi gösterip suç üstüne suç işliyor. Bir de haklıymış gibi dava açacağım deyip bu adamın kanalını açıp videosunu dahi izlemeyin. Vakit kaybediyor. Neden korkuyorsun? Haluk Efendi, neden korkuyorsun? Çünkü yalanının ortaya çıkmasından korkuyorsun. He, o yüzden diyorsun değil mi? Açıp izlemeyin. Çünkü insanlar benim videomu izlese bana hak verecek. Hani sen insanlara bir şeyler katan eğitimciydin, eğitmendin, bilmem neydin artık. Madem videonun devamında, yayında izletmiyorsun. Neden izletmiyorsun? He, objektif bir şekilde yorumların müsaade etmesi, niye müsaade etmesin? Yorumlara niye müsaade edemezsin? Çünkü sen iftiracı, yalancı, egosu tavan yapmış, kibirli bir adamın tekisin. Korkaksın. Takipçilerin gözüne yalan söylediğime dair uyarılarda bulunuyorsun. Ama iftira atıyorsun. O videomuzu hem açıklama kısmında hem de kartlar bölümünde ekleyeceğim. Mutlaka izlemenizi de rica ediyorum. İzleyin. Sözlerimde herhangi bir yanlış var mı görün. Ondan sonra da herkes beni eleştirebilir. Sıkıntı yok. Ve bir de canlı yayında bana namussuz dedi, şerefsiz dedi, kafir dedi, İslam düşmanı dedi diyorsun. Ve peşine de Badici Şeyh yazıp güya beni de öyle pisliklerle aynı kefeye koyuyor kardeşim. Çevresindeki bir avuç adamı kandırıp manipüle ediyor diyorsun. Ama sen bunları yaparken, bu sözleri kullanırken, bu söylediğin fiillerin ve vasıfların hiçbiri bende mevcut olmayan şeylerken sen şimdi ne olacak? Hangimiz manipüleci? Soruyorum şimdi kardeşim, Allah için cevap ver. İftira bu değildi. Ne bu yani? İftiranın ta kendisi. Birincisi, ben sana namussuz, şerefsiz, kafir demedim. Yine iftira atıyorsun. Ben pedofiliciysem ki sen öyle diyorsun. Öyle bir iddia var. İspatla. İspatlamazsan namussuzsun, şerefsizsin dedim ben sana. İkincisi, benden bahsederken sahtekar, sapık, şarlatan, din tüccarı, cumhuriyet düşmanı sapıklar, kadına mal gözüyle bakan pedofilici, kemçük suratlı, sik palyaçosu, patates, mide bulandırıcı şahıs, badeci, sen pedofili zihniyetli insanlara mantık yaratıyorsun. Böyle yaratıklar dünyada nasıl dolaşıyor? Bu zihniyet ülkenin sorun yaşadığı ve çökerttiği zihniyet. Palu ailesinin mantığı olan birisidir. Bak, benim gibiler çok görmüş, mahkeme gelince yalvarıyormuş benim gibiler. Şimdi burada bir duralım. Bunlar bana attı iftira. Palu ailesini biliyorsunuz, çoğunuz biliyorsunuz. O meselede cinayet ve kadın çocuk istismarı, şiddet sayamadığı birçok pislik ve şey, son olarak da aklıma gelen en son çok en çok çocuk tecavüzü vardı. Attığı şerefsizce iftiralar görüyorsunuz. Ve bunlara sadece Allah Celle Celaluhu'nun Nebe suresi 33. ayetinde okuduğum, bak ayet okuyorum, bunlara maruz kaldım. Bitmedi. Devam ediyorum. FETÖ bu adamdır. Bu adam şeriatı istiyor. Türkiye'de savaştığımız mantık bu. Bu tip çamurlardan uzak durun. Bu tip sıçrayan çamurlara bulaşmayın. Artık dışarıdan pislik gelmesin, defol gitsinler diyorsun. Videoya sakın girip tıklamayın diyorsun. Benim ismimin yanına bu patatesi koymayın. Bu din tüccarı, şeriat isteyen cumhuriyet düşmanlarına prim vermeyin diyor. Gizlediği canlı yayında. Canlı yayını gizliyor. Niye? Ben duyarsam biliyor, telif atacaksın. Ve beni aşağılayarak tahkir ediyor. Şimdi burada bir açıklama yapmak istiyorum kardeşlerim. FETÖ bu adamlar derken, bana FETÖ'cü derken, hem de ben İslam'a ihanet, hem de vatana ihanet diye suçluyor beni bak. Beni suçluyor. Ben bu beyefendiye soruyorum. 15 Temmuz darbe gecesi biz meydanlardayken, Ehl-i Sünnet meydanlardayken sen neredeydin? Hangi bankanın ATM kuyruğundaydın? Yoksa makamda kuyruğunda mıydın? He? Yoksa tüccarlıkla mı meşguldün? Tüccarlık benim işim değil, senin işin. Hangimiz tüccar olduğunu merak eden varsa bu beyefendinin Udemy uygulamasının fahiş fiyatlardan indirime sokup satışa sunduğu 60-70 adet eğitim setleri ve Instagram sayfasına indirimli sattığı kitaplarına göz atarsınız kardeşlerim. Buradan bakın. Bu kadar basit. Son olarak da bir de Hüseyin Çevik isimli şarlatanın hakkını mı yiyorum diyerek utanmadan hakaretlerine devam etti. Ve hesabını göreceğiz, sen dert etme. Her neyse, bu söylediklerinin delilini ve ispatını istiyorum senden. Tekrar söyleyeyim, eğer ki bu söylediklerini samimi ve doğru söylüyorsan ispat et. İspat etmezsen namertsin, haysiyetsizsin sen. Bak, ispat etmezsen ortalıkta delikanlıyım, adam diye de boş boşuna dolaşma. Kibarlık maskesi altında insanları orada tahrik etme. Bir de beni mahkemeye verecekmiş de, bu benim haddime değmiş de, ben zaten veremezmişim de, bir de diyor ki sende zaten var mı öyle avukat diyor. Bak, hadi ver bakalım, ver de görelim. Benim sana tek bir hakaretim söz konusu bile değil, olmadı bile. Ama sen bana burada bahsettiğin bütün kelimeleri bana karşı kullandın. Merak etme.
hepsini belgeleriyle yedekledim. Hepsi bilgisayarımızda mevcut. Arşivlerde mevcut. Dosyalar alın ben senin. Bütün pisliklerin mevcut. Şimdi kendisine beni mahkemeye vermesini özellikle rica ediyorum. Bakalım hakimin karşısında kim kime haklı çıkıyor. Verse her ikimiz de delillerimizi sunalım. He? Bakalım kim iftira atıyor, kim hakaret ediyor. Ve kim halkı kim ve nefrete sürüklüyor. Kim düşman bir kitle oluşturup taciz saldırıları düzenliyor. Bunu hep birlikte göreceğiz kardeşim. Ayrıca yayınında kullandığı mahkemede kıvırmasın cümlesini aynen kendisine iade ediyorum. O zaman geldiği zaman kim dansöz gibi kıvıracak hepimiz göreceğiz. Benim kullandığım tek bir kelime var. O da İslam düşmanı ve bunu da inkar etmiyor. Ve hakaretten de saymıyorum. Çünkü sen bizleri şeriatçı, kendini ise cumhuriyetçi ilan ediyorsun kardeşim. Bana kafir de diyorsun. Bak ben sana kafir demedim. Yine yalan söylüyorsun. Bunun benim sayfamı spamlayın, şikayet edin hikayesi adı altında Instagram'da tarafıma gelen mesajları bir görün. Aman yarabbi. Ana avrat küfürler, Allah kitap küfürler. Yok siz dini İslam'ı böyle yaptınız. Yok siz nasıl adamsınız. Çoluk çocuk nasıl küfür ediyorlar. Ya anama avradıma küfür ediyorlar. Bak bunlar böyle işte. Bunlar sözde tatlı dilli. Bunlar çok Müslüman tabii, edepli ahlaklı bunlar. Yok pedofiliymiş. Yok cennette pedofili varmış. Ya ne alakası var kardeşim ya? Cennette pedofili ne alakası var? Ben ayet okuyorum. Hadis okuyorum ya. Beni aklı sıra tecavüzcü, pedofilci ilan ediyor sayfasında. Utanmaz bak. Ben sana buradan açık açık konuşuyorum. Eğer ispat etmezsen şerefsizsin. İspat etmezsen şerefsizsin benim pedofilci olduğuma. Bak dediysem kanalına yayına, mahkemeye de ver. Korkma, telif atmayacağım. Ama sen kendini şeriattan sıyırarak, şeriat kabul etmeyerek kendi ağzında bu dün tüccarı şeriat isteyen cumhuriyet düşmanlarına prim vermeyin diyorsun. Bu adam şeriat istiyor. Türkiye'de savaştığımız mantık bu diyerek zaten sen otomatikman dinden çıkıyorsun kardeşim. İslam dairesinden çıkıyorsun. Şeriat istemen Allah'ın Kur'an'ını istemiyor demek. Bakın bu arada iftira ve kendi şahsi yorumumu kesinlikle beyan etmiyorum. İslam'a göre her kim şeriat istemem derse, ben Allah'ın kanunlarıyla yaşamak istemiyorum derse, Allah'ın kanunları beni alakadar etmez, Allah bana karışamaz demiş olur ve açık açık İslam dairesinden çıkmış oluyor. Bir başka mesele daha var kardeşlerim. Ben bir önceki videomda bu şahsı tanımadığım için sen Arapça biliyor musun tarzında bir kelime kullandım. O da niye? Hani başka hocalarımıza soralım diyor ya. Yani Arapça biliyorsan sen niye meal vermiyorsun? Merse beyefendi Arapça biliyormuş sözde ve 70 tane de Arapça dersi varmış. Ama bu vatandaş çok ilimli bir insan ya hani. Ama nedense yanında bir hadis-i şerif okuyarak Müslim hadisi demek yerine ısrarla Müslim suresi diyor. Daha hadisi bilmiyor, hadisi bilmiyor. Biz ayet ve hadisleri doğru okuyunca sapık, pedofilici oluyoruz. Sizler daha iki kelimeyi bir araya getiremeyip İslam ilimleri hakkında bilginiz, ilminiz, fikriniz dahi olmadan İslam ve dinler tarihi anlatmaya kalkıp hoca, allame, ilim sahibi bilmem ne oluyorsunuz. Ayet ve hadisi inkar eden Mehmet Okuyan ve Caner Taşsaman gibi kişiler kanalında hoca diye gösteriyorsunuz kardeşim siz. Bahsettiğin şahıslar daha ki bak onlar keriz olma duasını dahi okuyamayan adamlar ya. Daha adam okuyamıyor bile. İşte onlar hocalar ya işte. Onlar yıllardır bizlere yani Türk alfabesiymiş gibi yutturmaya çalıştığınız Latin alfabesi hocası bunlar. Bizler Arapçayı sizin gibi ilimsiz hadislere ayet diyen kendisi bilir kişi gibi addedip ilim sahibi zanneden kibirli insanlardan öğrenmiyoruz ve öğrenmeyeceğiz. Dinimizi de senin o 1 milyon takipçinin vebaline girerek hoca diye gösterdiğin ilimsiz kişilerden öğrenmeyeceğiz. Sadece tek bir sözünde belki binler belki milyonlarca insanlar Mehmet Okuyan ve Caner Taşsaman'ı dinleyerek hadis veya ayet inkarısı olacak. Ve sen Allah Celle Celaluhu'nun Kur'an-ı Kerim'de bahsetmiş olduğu kötülükte öncülükte yapanlardan olacaksın. Hep insanlara bana küfür ettirip iftira atmasına önce oldun. Hem de hadis ve ayetleri işine geldiği gibi kabul edip işine gelmeyeni de reddeden ilimsiz kişileri İslam'ın bir numunesi gibi gösterip belki de seni gerçekten önemli bir şahsiyet ya da bilirkişi gibi addeden takipçilerinin imanlarını kaybetmelerine vesile olarak ben dahil binlerce belki de milyonlarca kişinin vebaline girdin sen. Şeriat ile savaşarak kime savaş açtığını dahi farkında bile olmadan gafillik yapıyorsun. Bundan sonra da gözüm üzerinde olacak, haddini bileceksin. Bilmezsen de gereken yasal yolu da ben sana haddini bildireceğim Allah'ın izniyle. İslam kimsenin tek elinde değildir. Usul erken kaide bellidir. Bizler bir kişiyi değerlendirirken Kur'an'a ve sünnete göre değerlendirir ve ona göre muamele ederiz. Ama sizler ne yaparsınız? İftira, gıybet, yalan ve bir Müslümana yakışmayan ne kadar ahlaksızlık varsa onlarla muamele edersiniz.
varsa çektiniz, mahkemeye bekleriz kardeşim. Aslında senin için diyecek daha çok şey var ama senin gibiler için demez. Kardeşlerim, sizlere Allah'a emanet ediyorum. Böylelerinde Allah'a havale ediyorum. Bunlarla Mahkeme Kübra'da da özellikle görüşeceğim. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü kardeşlerim. Sizleri seviyorum. Allah'a emanet olun.